buradalar. Yukarıda bizi takip ediyor. Acele etmeliyiz. Evet. O boyanın içindeki özel bir maddeyi etkin hale getirerek onu kendi silahıyla vuracağım Polat. Edemiyorum. Aracın ısısı yükseliyor. Ne? İlerleme var mı Sayın Profesör? Deneklerin ömrünü uzatmayı başardık. Ancak bu durum performanslarını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bence bu konuya biraz daha kafa yormalısınız Profesör. Ben elimden geleni yapıyorum. Hayal kırıklığımı anlamıyorsunuz galiba. İnsanlığa daha uzun süre faydalı olmanızı bekliyordum. Aramızdan bu kadar erken ayrılacak olmanız biraz üzücü. Bana bir şans daha verin lütfen. Tamam. Size bol şans diliyorum. Çalışmaya devam. Sağ olun. Aşil'in topuğunu bulacağım derken yeni oyuncağından olmuşsun. Yanılıyorsun kadim dostum. Alemdar'la eğlenceli bir oyun oynadık. Hepsi bu. Maksadın neydi? Yeni oyuncağını gösterip hava atmak mı? Maksadım, Alemdar'ı daha yakından tanımak, sınırlarını keşfetmek ve mümkünse onun gibi askerler üretmek. Profesörün yoğun mesaisi şimdi anlaşıldı. Babil ordusu üzerinde çalışıyorsun. Yes. Ve çok yakında amacıma ulaşacağım. Polat Alemdar. Laboratuvarda mı üretildi sanıyorsun? Hayır. Ama benzerini tasarlamak imkansız değil. Bilim tarihi doğadaki güçlerin taklitleriyle dolu değil mi? O güce Türkler iman kuvveti diyor. Haberin olsun. Laboratuvarda iman moleküllerini rastlarsan bana da haber ver. İman molekülü. Enteresan. Ekstra enteresan. Yeni sevkiyatı nasıl uçuracaksın peki? Posta güvercinleriyle mi? Posta güvercinleri senin dijital dünyana geçiş yaptı Ariel. Ben Phoenix'le işimi görürüm. Hangi Phoenix? Güllerinden doğacak olan Phoenix'le. Gel. Haberler kötü. Phoenix kullanılmaz halde. Yani elindeki tek örnek artık yok.
Ben hazırlıklarımı yaptım kadim dostum. İnsansız hava aracı Zala 500. Tasarım, yapım ve deneme aşamaları dahil olmak üzere bütün detaylarıyla bu dosyada. Hırsız unvanını gerçekten hak ediyor. Bu dosyaları çalmak, aracın kendisini çalmaktan zor olmalı. Kesinlikle. Bu dosya sayesinde Phoenix, Türklerin tabiriyle Anka kuşu, küllerinden yeniden doğacak Ariel. Radarda görünmezlik sağlayan formülü bulan benim Polat. Onu yeniden görünür hale getirmesini de bilirim yani. Görünmez olduğunu sanan şey bir anda bum patlayıverdi. Gözlerimle gördüm. Bu alarm sisteminin ilgili birimlere dağıtılmasını sağlayacağım. Artık ellerindeki formülü hiçbir işe yaramayacak. Elbette yaramayacak. Ben onlara faydam olsun diye gitmedim ki. Ya hesap sormaya gittim. Yine de böyle bir şey bir daha denemeyeceğinize söz verdiniz. Unutmayın. Yok. Bir daha yapmayacağım. Ben hepinizi yeteri kadar hem üzdüm hem yordum. Orada bulunduğunuz sürede dikkatinizi çeken başka bir şey oldu mu hocam? Ya benim bilgilerimden faydalanmaya çalışan bilim adamı kılıklı baş belası biri vardı. Uyuşturucu işiyle uğraşıyormuş. Benden gizlemeye çalışsalar da dosyalarındaki notlardan anladım. Adam tam olarak ne üzerine çalışıyordu? Yeni bir tür hap. Yani içeriğini tespit etme şansım olmadı doğrusu. Ama çalışmalarına artık devam edemeyeceği için endişe etmene gerek yok. Bunu nereden biliyorsunuz? Çünkü ona küçük bir veda armağanı bıraktım. Profesör Selçuklu'nun çalıştığı materyalleri istemişsiniz. Bırakın oraya. Bakalım bu karışımda da mayalanma gerçekleşecek mi? Profesör. Laboratuvar 7 acil durum. Profesör zehirlendi. Acil durum 715. Laboratuvar 7'de zehirli gaz. Karantina protokolü başlatıldı. Acil durum 715. Laboratuvar 7'de zehirli gaz. Karantina protokolü başlatıldı. İstasyon henüz tamamlanmadı. Phoenix'i nerede üreteceksin?
Türkiye'de bu üretimi yapabilecek kapasitede kim varsa ona başvuracağız. Kuzuzadeler. Rus istihbaratı bu teknolojinin izini sürecektir. Kuzuzadeler bu riski alır mı? Bu cesarete sahip birini tanıyorum. Hı. Efendim, profesör laboratuvarda hayatını kaybetti. Bu nasıl mümkün olabilir? Profesör Selçuklu'nun çalışmalarını laboratuvara getirmiş. Cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Anadolu. Anadolu'yu getirmemi ister misin? Getirebilecekmişsin gibi konuşuyorsun. Onu şu anda elime geçirirsem öldürürüm. Sen bana hırsızı bul. Ne olursa olsun Ariel, araştırmamı sonuçlandıracağım. O gün geldiğinde kimse Babil ordusunun önünde duramayacak. Alo. Bir daha telefonumu araklarsa seni gebertirim. Hey, duydun mu beni? Şu anda konuşamayacağım. Sana göndereceğim adrese gel. Menchikov'un selamı var. Kahretsin. Ben de sana şükranlarımı sunuyorum, Alex. Ordumuzdan çaldığın araç sayesinde başına konan ödül tarihe geçti. Bana bir fırsat verirsen aracı sana getirebilirim. Sana son duanı etme fırsatı veriyorum. Tilki, beni öldürme Tilki. Sana yalvarırım, beni öldürme. Bana değil, Tanrı'ya yalvarman gerekiyordu. Şansını kaybettin. Dur. Dur. Bu işin arkasında kimin olduğunu bilmiyorsun. Kimin olduğu ne fark eder? Ben Menchikov'u tanırım.
Seni Menchikov'tan daha güçlü biriyle tanıştırabilirim. Ne kadar güçlü? Yeni uyuşturucu güzergahını elinde tutacak kadar güçlü. Bu nedir arkadaşım? Ehliyetinizi bakkaldan mı aldınız? Özür dilerim. Arkada hastam vardı da panikledim. İnmesine yardımcı olur musunuz? Hasta nakli böyle olmaz efendim. Bu işi uzmanı yapmalı. Ben acile haber verip geliyorum. Acile gerek yok. Yani durumu o kadar ağır değil. Bir yardım ederseniz içeriye kadar yürür. Pekala. Madem siz öyle diyorsunuz, kapıyı açıp taşıyalım hastanızı. Burası boş beyefendi. Panikli hastanızı evde unuttunuz sanırım. Raskol sana iyi uykular diliyor. Tilki Andre. Bugünün tek güzel sürprizi. Buyurun. Genelde kötü bir sürpriz olarak anılırım. Ben de şeytanın gölgesi olarak anılırım. Halbuki melek gibi bir kalbim var. Şeytanla daha iyi anlaşırım. Güzel. O zaman... durum öyleyse Sayın Andre, ortak dostumuza içelim. Bence buradan alın. Şimdi konuşmaya başladın. Alexander'ın da şeytanla sıkı bir dostluğu olduğunu kabul etmemiz lazım, değil mi? Tilki'ye yeni uyuşturucu güzergahından bahsettim. Afganistan'dan Avrupa'ya giden yolu yeniden düzenledim. Yeni Babil yolunda yürümek istersen sana da yer açabiliriz. Benden ne istiyorsun? Ordinarius'la çalıştığını duydum. Bana onun gibi biri lazım. Ordinarius gibi biri yok. Daha iyisi de olur. Benim için fark etmez. Farmakoloji alanında tecrübeli biri olsun yeter. Tam aradığın gibi birini tanıyorum. Ama şu an daha pistte. Rusya'da mı? Hayır, İstanbul'da. İşte bu güzel bir haber. Adı Zerko. Rusya'dan 5 yıl önce geldi. 3 yıldır hapiste. Hapse girene kadar birlikte iş yaptık. İstediğim ilacı hazırlayabilir mi? Zerko şu anda yaşayanlar arasında en iyilerinden biridir. Ama akli dengesi biraz bozuk. Biz ona Rusya'da deli derdik. Karar sizin. Kararı nedir? Yüce Mahkemenin önünde açıklıyorum. Zerko suçsuzdur. Hemen salıverin. Benim kazancım ne olacak? Sayın Andre,
benim uyuşturucuyla uğraşacak gerçekten vaktim yok. Yalnızca geliştirmekte olduğum ilaç için ham madde temin ediyorum. Hepsi bu. O yüzden güzergahın kontrolünü devralabilirsiniz. Ortak dostumuza içelim. Ortak dostumuza. İçer misin? Bir şey içmem. Bugün yeterince içtim zaten. Yer misin? Sağ olasın. Gelmeden yemek yedim. Mete buraya dolu gelmiş. Buraya dolu gelmiştim ama şu manzarayı görünce iyice şiştim. Bu adamın Polat Alemdar'ın adamı olduğunu sana söylemiştim. Evet. Bu hareketin karşılıksız kalmayacak. O Raskol'una kazık attı. Şimdi bedelini ödeyecek. Sen bilirsin. Ama başını derde sokacaksın Raskol. Raskol'un başını derde sokar. Ama kuma sokmaz. Uyuyan güzele. Zamandır hapse girmemiştim. Gel. Gel Cahit. Abi emniyetteki arkadaşlarla konuştum. Baskın yapılan gemi hakkında bir gelişme yok. Malların izine rastlamamışlar. Koskoca geminin yükü ortadan kaybolamaz Cahit. Mutlaka bir iz olmalı. Abi belki malları yurt dışına kaçırmışlardır. Sanmıyorum. Öyle yapacak olsalar gemiyi İstanbul açığında bekletme riskine girmezlerdi. O gemideki mallar Türkiye için getirildi. Erhan'la ortalığı soruşturun. Bakın bakalım bir hareketlilik var mı? Malları piyasaya sürdülerse birileri haberdar olmuştur. Tamam abi. Hadi Erhan çıkıyoruz. Hayrola Cahit, nereye? Sana damatlık almaya mı? He Erhan, bir damatlığımız eksikti şimdi. Hadi Abbas düş önümüze. Düştüm abi. Abi. Bana da şöyle güzel bir takım alır mıyız? Ey Allah'ım sen sabır ver. Merhaba. Merhaba. Ben 46 numaralı posta kutusunu arıyorum. Buyurun, benimle gelin.
Buyurun. 46 numaralı kutu burası. Kimliğinizi alabilir miyim? Tabii. Yalnız bunun neden gerekli olduğunu öğrenebilir miyim? Posta kutusu Öktem Ertürk'e ait. Kimliğinizle eşleşip eşleşmeyeceğine bakacağım. Evet. Ona ait olduğunu biliyorum. Bu anahtarı bana da kendisi verdi. Posta kutusunda benim için bıraktığı bir şey var. Anlıyorum efendim. Ama bu posta kutusunu açabilmemiz için Öktem Bey'in özel izni gerekiyor. Pekala. O halde kendisiyle görüşmem gerekecek. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de görüşmeyeli uzun zaman olduğunu düşünüyordum. Aradığını görünce mutlu oldum. Mete Aymar, senden bir ricam olacak. Sana yardımcı olabilmeyi çok isterim. Merkez postanede bir posta kutusunu açtırmam gerekiyor. Bunu halledebilirsen sana borçlu olacağım. Bizim aramızda borcun lafı olmaz Yusuf. Şimdi kapatmam gerekiyor. Sana kolay gelsin. Görüşmek üzere. Efendim. Ziyaretçim var Zerko. Kim lan bu hırsız? Kardeşim değilsin. Sen Rus bile değilsin. Deli misin lan sen? Ha? Deli misin? Beni bırakalım şimdi. Sana önemli bir mesaj getirdim. Biliyorum. Çıkar çıkmaz geberecekler beni. Var mı yeni bir haber? Haberler iyi. Seni buradan çıkaracağız. Yapma ya. Ben buradan hiçbir yere ayrılmam. Tamam. Düşmanların olduğunu biliyoruz ama seni biz koruyacağız. Şu ilacı iç. Bir süre sonra bayılacaksın. Ama korkma. Tehlikeli değil. Seni hastaneye götürürlerken kaçıracağız. Defol git buradan. Patronlarına da söyle beni rahat bıraksınlar. Beni Tilki Andre gönderdi. Ama Tilki Andre öldü. Hayır. Yaşıyor. Sana inanmıyorum. Bizden korkmana gerek yok. Seninle çalışmak istiyoruz. Hem çok kazançlı çıkacaksın. Görüşme bitti. Hücreme dönmek istiyorum. Hayır. Hücreme dönmek istiyorum. Bak dinle, yanlış yapıyorsun. Bitti. Hücreme dönmek istiyorum. Hayır, hayır.
Görüş bitti. Bir dakika, benim daha görüşmem bitmedi. Ben görüş burada konuşacağım. Bitti. Görüşmem görüş bitmedi. Bitti. Hayır, bir dakika benim beyefendi, daha. Bir dakika, misiniz? Bakın benim görüşme daha görüşmem bitti. Bitmedi. Lütfen. Ama daha var. Çıkar mısınız? Memur bey. Bu ne lan? Bir yanlışlık oldu herhalde. Nesi var bunun? Zehirlenmiş. Aman be. Dağlı, Polat Alemdar'ın adamı geldi. Seni görecekmiş. Ne istiyor lan yine bu adamlar benden? Bilmiyorum abi. Alalım mı içeri? Almayıp da ne yapacaksınız lan? Hadi yürü. Ne istiyorsun? Niye geldin? Hasta ziyaretine geldim. Ziyarete geldiysen geç adabınla otur. Bizde hayvan takımına adap olmaz. Otur otur. İstanbul'a yüklü miktarda mal girişi olmuş.
Haberin var mı? Ne kadar maldan bahsediyorsun? Bir gemi. Artık kimse o kadar büyük işi yapmıyor. Çok riskli. Bu yeni bir satıcı. Yeni eski fark etmez. Devlet Güneydoğu'dan gelen uyuşturucu yollarını tıkadı. Oradan buraya geçiş yok artık. Farklı bir yoldan getiriyorlar. Benim kulağıma gelmedi. Ben duymadıysam da yalandır. Ya yalanı sen söylüyorsan? Sordun, söyledim. Bizde yalan yok. İyi. Olur da bir şey duyarsan beni haberdar et. Eyvallah. Eğer kulağına bir şey gelir de söylemezsen... o kulağını keserim. Sonra da kulaksız derler. Abi, abi Erhan abi geliyor. Ne diyorsun lan? Hemen kaldır şunları. Hayırlı işler gülüm. Aman Eren abi hoş geldin. Şeref verdin. Koş bir çay getir oğlum. Hemen abi. Buyur, buyur abi şöyle oturmaz mısın? Buyur. Keşke önceden haber verseydin abi hazırlık yapardık. Sağ ol gülüm bir şey istemez. Hangi rüzgar attı abi seni bizim fakirhaneye? Bu aralar büyük bir uyuşturucu sevkiyatı yapılmış. Senin kulağına çalındı mı onu sormaya geldim. Abi biz uyuşturucu içine tövbeliyiz. Biliyorsun bitirdik herkesle irtibatı. Bırak şimdi yalanı gülüm. Yakışmıyor sana. Vallahi bıraktık abi biz bu işleri. O işleri bıraktığınızda börekçilik yapmaya mı başladınız? Pudra şekeri mi bu? Abi vallahi çoluk çocuğa satmıyoruz. Turistlere, zengin kodamanlara veriyoruz sadece. Zehir satmanın turisti zengini mi olur? Sen bana şunu söyle bakalım şimdi. İstanbul'a son zamanlarda yüklü bir mal girişi yapıldı mı? Yapılmadı abi. Artık bu işlerin eski tadı tuzu yok. Hiç kimse büyük parti işi yapmıyor. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Yok abi, biz de sana yalan olmaz. Merak etme abi. Bir şey olursa hemen sana söylerim. Demek silah ve uyuşturucu sevkiyatını kendi başına planladın. Evet. Ağamın bu sevkiyatlardan haberi yok. Bu adam düpedüz yalan söylüyor. Zaman kaybediyoruz komutanım. Sıkalım kafasına gitsin. Sakin ol Pusat. Biz burada doğruyu ve adaleti temsil ediyoruz. Cezasını hapiste çekecek. Komutanım ağa geldi. Gelsin. Beni çağırtmışsınız Yasin komutanım. Bu adamı tanıyor musun? Evet, benim adamlarımdan biri. Pis işlere bulaştığını şimdi öğrendim. Size ne anlattı? Bize geminin adı dışında hiçbir şeyden bahsetmedi. Uyuşturucu ve silah sevkiyatını kendi planlamış. Dur!
Seyana! Seyana ne yapıyorsun? Aşiretimiz böyle hainler yüzünden zarar görüyor. Ya siz sıkın ya da verin ben öldüreyim. Bu adamı kimse öldürmeyecek. Onun daha verecek hesabı var. Bize verin. Bizim aşiretin ileri gelenleri yargılasın. Bana bak. Seni buraya bu adamın cezası için çağırmadım. Bundan sonra ya adamlarını doğru seçersin ya da sonuçlarına katlanırsın Seyana. Ben de aşiretimin adını temize çıkarmaya çalışıyorum Yasin komutanım. Bu topraklardaki hainlerin tek tek bulunup temizlenmesinde size yardım edeceğim. İndir silahını. Seyana. Seyana. Tamam Seyana, sen çıkabilirsin. Çöz şunu. Komutanım, silahınızı neden masada bıraktınız? Adamı vurabilirdi. Test ettim pusat. Benimle neden görüşmek istedin? Ne yaptığını merak ettim. Sana yeteri kadar yardımcı olamadım. Ökten'den aldığım anahtarı kastediyorsan onun için üzülmene gerek yok. O işi bu gece halledeceğim. Ha, nasıl? Anahtarın nereye açtığını öğrendim. Sadece o posta kutusunda ne olduğunu bilmiyorum. Onu da öğrenince bu mesele kapanacak. Yusuf, neden açık açık anlatmıyorsun? Benimle ilgili bir şüphen mi var? Hayır. Seninle ilgili hiçbir şüphem yok. Samimiyetine inanıyorum. Ama artık konuşulacak bir şey de yok. Ben öğrenmek istediğim her şeyi öğrendim. Ve artık bitsin istiyorum. Bunu ben de istiyorum. O halde bunu bitirmenin bir tek yolu var. O da benim hayatımdan tamamen çıkman. Neden böyle konuşuyorsun? Çünkü hayatıma hiçbir şey olmamış gibi devam etmemin tek yolu bu. Ben senin yanında olmama izin vereceğini düşünmüştüm. Olmuyor. Yapamıyorum. Sen hayatımdayken devam edemiyorum. Ben gidince her şey düzelecek mi? Gerçekler değişecek mi? Benim gerçeklerim belli. Diğer her şeyi de unutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Lütfen. Sen de daha fazla zorlaştırma. Benden ne istediğinin farkında mısın? İkimiz için de böylesi daha iyi. Ben hayatımı değiştirdim. Bu artık o kadar kolay değil.
O halde kendin için hayatını kolaylaştırmaya çalış. Benim sana söyleyeceklerim bu kadar. Bir bilgiye ulaşabildin mi Erhan? Yok Cahit. Kimsenin yeni bir sevkiyattan haberi yok. Malı piyasaya sürselerdi illa bir yerden kokusu çıkardı. Tamam. Sen tut onu, ben geliyorum. Sağ olasın. Hayrola Cahit? Hayır Erhan, hayır. Sen kal Abbas. Kaldım abi. Ben niye kaldım Erhan abi? İnce işler bunlar. Evlilik telaşı başka. İyi. Alışveriş sözünü bu kadar çabuk yerine getireceğini düşünmemiştim. Bu aralar her şey çok hızlı oluyor Safiye. Şikayetin mi var? Ben halimden memnunum da sen bana ayak uydurabilecek misin onu düşünüyorum. Sen benim elimi bırakmadığın sürece gözün arkada kalmasın. Sen nereye, ben oraya. O zaman senin şu çeyiz işini tamamlayalım. Hoş geldin dostum Yusuf. Hoş bulduk. Sana dostum diyorum. Çünkü sen benim hayatımı kurtardın. Bunun için sana teşekkür etme fırsatım olmadı. Önemi yok. Ben yapılması gerekeni yaptım. Konseyden emir aldığını biliyorum. Ancak yine de cesaretin beni heyecanlandırıyor. Alemdar'ın karşısında birlik olmak hepimizin yararına olacaktır. Dediğim gibi. Ben görevimi yaptım. Polat Alemdar'la da ilgilenmiyorum. Enteresan. Aslında Alemdar'la çok benziyorsunuz. Ne demek şimdi bu? Yani aynı tarafta olsaydınız size karşı koymak
zor olurdu. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ben kendi yolumda yürürüm. O zaman doğru yerdeyim. Sanırım asıl mevzuya geldik. Evet. Hatırlarsan ilk görüşmemizde ortak çalışma hususunda prensipte anlaşmıştık. Ben aynı yerdeyim. Elimde piyasadakilerden kat kat üstün özelliklere sahip bir insansız hava aracının prototipi var Yusuf. Bu aracın seri üretimi için senin fabrikalarını kullanmak istiyorum. Peki neden kendi fabrikalarını kullanmıyorsun? Amerika'da ve Avrupa'da patent işlemleri sıkıntılı. İstediğim kadar kısa sürede üretime geçemem. Çünkü ürünün prototipi çalıntı. Rus ordusunun son gözdesi elinde dostum. Yeni kaçakçılı güzergahım için hayati öneme sahipler tabii. Teklifimi kabul edersen en kısa sürede üretime geçmemiz gerekiyor. Rus ordusunun benim peşime düşmesini engelleyebilecek misin? Ürünün izini kaybettirebiliriz. Ama üzerinde çalışıp modifiye edilmesi gerekiyor. Hı. Kuzuzade Holding'de bu işi seve seve üstlenecek birini tanıyoruz galiba. Haklısın. Bu ürün Kenan'ın ilgisini çekecektir. Peki, senin ilgini nasıl çekebilirim? Kuzuzade Holding'in çıkarları benim için önceliklidir her zaman. İstediğim miktarda üretimi yaptıktan sonra ürünü tüm haklarıyla sana devrederim. İnan bana dostum, bu ürünü pazarlayabileceğin binlerce alan var. Rusya'dan çalınan insansız hava aracı prototipinin Türkiye'ye getirildiği bilgisini doğruladık. Ancak bu işi kimlerin yapmış olabileceğini bilmiyoruz. Ben artık biliyorum hocam. O araç gölge için çalınmış. Bunu yapmaktaki amacı ne olabilir? Sınır bölgelerimizde bizim savunma güvenliğimiz arttıkça o da kendine yeni çıkış yolları arıyor. En son Yüksekova'da geçiş güzergahı kapanınca bir şekilde hava yolunu kullanmayı deneyecek. Bu adamın Türkiye'de bu aracın seri üretimini gerçekleştirebilecek altyapı yatırımı olabilir mi? Kendinin olamaz. Bunu gerçekleştirecek kadar zamanı olmadı Türkiye'de. Ama bu arada mutlaka hevesli ortaklar bulacaktır. Biz de bu yeni teknolojik savaşa karşı hazırlıklarımızı yapmalıyız. Bu dosyada insansız hava araçları ve radarda tespit edilemeyen hayalet uçaklar konusunda Anadolu Hoca'nın yeni yatırım önerilerini okuyacaksınız. Bu projeler çok önemli hocam. Bazıları tamamlanmış, bazıları da henüz çalışma aşamasında. Sizin ekipleriniz incelemeyi yaptıktan sonra hızlıca üretime geçmek için Anadolu Hoca'mız her türlü işbirliği için hazır olacaktır. Masal Petrol'le ilgili hazırladığım bir aylık çalışma raporu bitti. Görmek ister misin? Zeynep. Zeynep ne diyorsun? Görmem gereken ciddi bir şey yoksa arşive kaldır. Bir şey söylemek istiyorum. Ama kızmayacaksın. Bence sen artık gerçekten çalışmak istemiyorsun. Ya da uzun bir tatile ihtiyacın var.
Ben kötü bir insan mıyım? Sen benim bu hayatta tanıdığım en iyi insansın Zeynep. Hayatını kurtardığın onlarca insan var. Tıpkı benim gibi. Onlara da sorsan hepsi aynısını söyleyecektir. Ne oldu sana? Anlatmak ister misin? Bir karar vermem gerek. Kendi hayatımla ilgili önemli bir karar. Ama sonucu sadece beni değil, bir sürü insanın hayatını etkileyecek. O zaman bir kerelik olsun. Sadece bir kerelik. Kimseyi değil, yalnızca kendini düşün. Burası olduğuna emin misin? Vazgeçtiysen geri dönelim. Ben seninle her yere gelirim. Buyurun. İçeride mi? Sizi bekliyor abi. Hoş geldiniz Cahit Bey. Eyvallah. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Buyurun, dükkan sizin. Ben arka taraftayım. Birazdan geliyorum. Hadi, silahlarını seç. Ben de sana nasıl kullanacağını öğreteyim. Bunu bana ilk söylediğinde hiç inandırıcı gelmemişti. Ben de bunu yaptığıma inanamıyorum. Ama hayır dediğimde de neler olduğunu gördüm. Bir daha seni öyle zor durumda bırakmayacağım. Ben de seni bir daha dinlemeden hayır demeyeceğim. Şimdi ben seni yalnız bırakayım, rahat rahat bakın. Nasılsa acelemiz yok. Tamam. Aradığın adam burada Cahit. Sen arayıp haber verdikten sonra liman çevresindeki bütün adamlara haber saldım. Bu herif benden silah alır. Bahsettiğin gemiye de iki kere gidip gelmiş. Öyle mi lan?
Bak, şimdi ben senin ağzını açacağım. Ama bağırmak yok. Sadece benim sorduğum sorulara cevap vereceksin. Tamam mı? O gemide ne vardı? Bilmiyorum abi. Adamlar ne getirdiler İstanbul'a? Bilmiyorum abi. Konuşmazsam boğarım seni. Biz hiç görmedik abi. Böyle küçük maket uçak gibi şeylerle koli taşıdılar. Nereye götürdüler? Gözümüzün önünden uçtu gitti abi. Hiç bilmiyorum. Ne biliyorsun lan sen? Gemiye gidip gelen adamlar vardı abi. Hepsi Türkçe konuşuyordu. Ama yabancılardı herhalde. Bana bir sürü euro verdiler. Silah ve mermi istediler benden. Teslimat ne zaman? Akşam arayacaklar abi. Nerede buluşacaksınız? Sen nerede dersen orada buluşuruz abi. Aferin sana. Ben bunu almaya adam göndereceğim. Emanetim bende. Eyvallah. Abbas. Ne yaptın? Karar verdin mi? Cahit çıkalım buradan. Bir şey mi oldu? Burada bir an kendimi savaşın ortasında hissettim. Ben silah falan istemiyorum. Sadece çocukları silahtan uzak tutmak istiyorum. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Sahada inebilir miyim? Uyandın mı? Uyandığımı sanıyordum. Ama karşımda sizi görünce hala rüyada olduğumu varsaymak istiyorum. Bu işin ardına sizin olduğunuzu tahmin etmeliydim. Neden beni kaçırdınız? Raskol'un atları senin verdiğin ilaçları içtikten sonra yarış pistinde uyuduk. Üzülmeyin. En azından dinlenmiş oldu hayvanlar. Belki bir dahaki yarışı kazanırsınız. Bir dahaki yarış olmayacak. Raskol'un bütün atlarını buradan gönderdi. Bakın, ben de kumar oynadım. Kaybettim. Siz de kumar oynadınız, kaybettiniz. Olur böyle şeyler. Sonuçlarına katlanmayı bilmek lazım. Raskol'un sana hak veriyor. Dimitri, bu adamı çöz getir. Neredeyim ben?
efendisin. Sen yaşıyorsun. Kardeşim senin öldüğünü söylemişti. Bir süreliğine. Çok güzel. Beni hücreme geri götürün. Seni çok önemli biriyle tanıştıracağım. Bundan sonra bizimle çalışacaksın. Ben artık çalışmak istemiyorum. Laboratuvar ortamı benim dengemi bozuyor. Her şey kontrollü olacak. Biz senin maddelere erişimini denetleyeceğiz. Olmaz, olmaz. Daha yeni iyileştim. Tekrar akli dengemi kaybetmek istemiyorum. Şunu bir dene de sonra konuşalım. Gösterme onu bana. Hayır, ne yapıyorsun sen? Piyasa bilgilerini güncelliyorum. Bu en yeni mal. Ay, nasıl bir şey? Çok merak ettim. Hoş geldin. Buraya kadar zahmet edip geldiğine göre çok ciddi bir durum olmalı. Çok ciddi Hozan. Sana büyük zafer müjdelemeye geldim. O işler öyle kolay olsaydı ömrümüz daha da perişan olmazdı. Bu sefer başka. Siyah sancak silah ve uyuşturucu sevkiyatımıza büyük bir darbe vurdu. Bir görüşme yapıp suçu adamlarımın üzerine attım. Bana hala güveniyorlar. Onları senin ayağına getirebilirim. İstemez, kalsın. Onlardan kurtulmak için bir fırsat bulduk Ozan. Bu fırsatı geri mi çevireceksin? Biz bu süreçte bir de siyah sancakla çatışacak durumda değiliz. Bu da ne demek oluyor? Siyah sancak gözünüzü bu kadar mı korkuttu? Biz kimseden korkmayız. Yüksek kovada yeterince adamımı kaybettim. Buralarda daha fazla kaybedecek adamım yok, anladın mı? Tamam, tamam. Ben teklifimi sundum. Sen bilirsin. Hadi. Gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz ağam? Siyah sancağı bu topraklardan silecek daha istekli birilerini bulmaya. Seyhan'ın siyah sancakla arayı iyi tutması seni yanıltmasın Yürgen. Aşiretinin sahip olduğu ayrıcalıkları birlik uğruna gözden çıkarmayacaktır. Umarım Mervan gibi son günlerinde yolunu şaşırmaz. Biz takibe devam edelim. Niyetini anladığımızda yönlendiririz. Siyah sancağa karşı elimiz kolumuz bağlı mı duracağız peki? Ya ikinci sevkiyatta haber alınırsa? Bak Yürgen, şiddetli bir müdahaleyle Alemdar'ı yeniden topraklarıma çekmek istemiyorum. İstanbul'da tedbirimizi arttıracağız ve trafiğin aksamasını engelleyeceğiz. İkinci sevkiyat bir hafta içinde Marmara'da olacak. Phoenix, o zamana yetişir mi? Şahsen ben dostum Yusuf'a güveniyorum. Böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyecektir.
Yanılmadığını umarım. Kumardan bahsettin. Raskolnikov seninle son kez kumar oynayacak. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ben hazırım. Hayırdır? Tetanoz aşısı mı olacağız? Biri zehirli ilaç, biri vitamin. Seç. Gel Kenan. Babam nerede abi? Biraz işi varmış. Gelir birazdan. Konu nedir? Yoksa sen de babam gibi evlenmeye karar verdiğini mi açıklayacaksın bize? Çok şaşırır mıydın? Bu konuda kimse beni Fehmi Kuzuzade kadar şaşırtamaz. Bence yerinde bir karar. Ya birader, sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Asıl sen niye bu kadar rahatsızsın? E kadının kim olduğunu bile bilmiyoruz. Fehmi Kuzuzade'den bahsediyoruz. Bu kadar ciddi bir konuda yanlış bir karar vereceğini düşünüyor musun? Belki aşık olmuştur. Kadının nasıl biri olduğunu bile önemsemiyordur. E o da babamızın bileceği iş. Ama sanmıyorum. Babam kimseye o kadar bağlanmaz. Göreceğiz. Böyle konuşuyorsun. Ama belki de hanımefendiyi tanıyınca babama onunla evlenmesi için sen ısrar edeceksin. Sen yoksa babam iyice işlerden uzaklaşır. Ben de şirketi batırırım diye mi korkuyorsun? Tabii o da var. Komutanım, Sehena'dan mesaj geldi. Kuzey geçidinde bu gece büyük bir uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını haber almış. Bu geçit doğrudan Türkiye topraklarına çıkıyor. Tim operasyon için hazırlansın. Emredersiniz komutanım. Bu adamdan gelen habere güvenecek miyiz şimdi? İyi bir yalancı olabilir. Ama doğruyu söylüyorsa bunu kaçırmak istemem Pusat. Sen ne dersin? Emredersin. Gider bakarız komutanım. Şimdi bu rapora göre... Kim bu hapishaneden kaçırılan adam? Zerko diye biri abi. Ne iş yaparmış? Bonanza operasyonlarında içeri alınmış. Merdiven altı uyuşturucu imalatında çalışan bir adam. Birilerinin ona ihtiyacı olmuş. İstanbul'a uyuşturucu gemiyle geldiyse... bu adamlar daha ne imalatı yapacaklar abi? Belki de gelen mal mamul değil, ham maddedir Erhan. Anadolu Hoca, gölgenin yarım kalan yeni bir hap işi olduğunu söylemişti. Bu adamı onlar mı kaçırdı? Bunu söylemek için elimizde bir kanıt yok. Ama eğer öyleyse... yeni bir zehir üretmeden onları bulmak zorundayız. Ne diyorsun Kenan? Sence girmeli miyiz bu işe? Vallahi birader, beni can damarımdan vurdu. Öyleyse? Ben varım. Hayırdır, bu neşenizi neye borçluyorsun? Senin enerjine tabii ki. Kimin oğullarıyız? Lütfen buyur baba.
Bugün Ferdinand'la bir görüşmem vardı. Nasıl geçti? Biz de Kenan'la o meseleyi konuşuyorduk. Bize bir iş teklifi var. Çok büyük bir projeyi bizimle birlikte hayata geçirmek istiyor. İnsansız hava araçları. Nasıl yani? Rus ordusunun son tasarladığı hava araçları. Ama henüz Ruslar bile denemedi. Ferdinand, Rusya'dan kaçırdığı bir prototipi bizim burada üretmemizi istiyor. Savaş çıkarmak için başka bir yol bulamamış mı? Onun için uçağın düşmesi, pilotun da Rus olması gerekmiyor mu? Savaş çıkarılmak isteniyorsa düşen uçakta insan var mı yok mu diye bakılmaz oğlum. Anlaşılan o ki senin aklında bir şeyler var. Anlat bakalım. Seni dinliyorum. Ferdinand'ın bize verdiği prototipi taklit ederek Rusların bile fark edemeyeceği bir şekilde kendi markamızı üretmiş olacağız. Peki Ferdinand? O bunun karşılığında ne istiyor? Kendi yapacağı teslimat için ilk seri üretim araçlarını kullanmak. Ama merak etme baba. Ben orasını da düşündüm. Eğer araçlar yasa dışı bir şekilde yakalanırsa bizim fabrikamızdan çıktığı asla anlaşılmayacak. O zaman bu noktada Kenan'a çok iş düşüyor ha? Ben şimdiden kolları sıvadım bile baba. Yalnız motor ve elektronik aksamın da yerli üretim olmasını tercih ederdim. Söyledim ya Kenan. Yerli motor üretimi için henüz erken. Hem bu işi bize yaptırmazlar. Biliyorsun, bayrağı başkaları taşıyor. Yusuf haklı. Onun için şu anki konjonktüre uygun davranmakta fayda var. Hadi o zaman. Kontrol sizde. Baba, sen bu evlilik meselesinde ciddisin galiba. Böyle önemli bir kararı bile pek sorgulamadığına göre. Sorgulamıyorum çünkü koltuğu emin ellere bıraktığımı biliyorum oğlum. Süper askerlerin bunlar mı? Bu hareketleri sen de yaparsın. Hatta biraz form tutarsam ben de yaparım. Her zaman görünenden fazlası vardır dostum. Neymiş benim göremediğim? Bu gördüğün adamlar tam 4 gündür yemek yemediler ve uyku uyumadılar. Görev tamam. İşte beklenen adam geldi. Zerko. İşte sana bahsettiğim gölge. Çalışman için sana en gelişmiş imkanları ve sınırsız ham maddeyi sağlayacak olan kişi. Elime sınırsız mal geçecek öyle mi? Aynen öyle. Peki sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?
yarım kalan bir çalışmayı devam ettirmenizi. Ne üzerine çalışıyorsunuz? Bu gördüğün adamlar üzerinde çalışıyoruz. Onların gücünü ve dayanıklılığını arttıran bir ilaç ürettik. Ancak deneklerden ikisi birkaç ay sonra kalp krizi geçirdi ve öldü. İlacı kusursuzlaştırmak için size ihtiyacımız var. Tamam. Bakalım neler yapmışsınız. Doktor Bey size çalışmalar hakkında bilgi verecek. İyi bir iş başardınız Sayın Andre. Yorgunluğunuzu atmanız için sembolik bir ikram. Ne düşünüyorsun kadim dostum? Anlamadığım bir şey var. Sor Ariel. Buradaki adamlara üstün bir donanım kazandırmışsın. Bu da ihanet durumunda onları 10 kat fazla tehlikeli yapmaz mı? Bunlar bana ihanet etmez Ariel. Asya onları benim için özel yetiştirdi. Asya'nın yetiştirdiği fedailer mi bunlar? Yes. Hepsi bana ölümüne sadık. Asya'nın sözünde duracağını tahmin etmemiştim. Senden nefret ettiğini sanıyordum. Asya bir profesyonel. Parasını aldı, işini yerine getirdi. Arabada bir kişi kaldı. Direksiyondaki adam inildi. Ben bu ikisini hallederim. Sen onu al. En az birinin sağ kalması gerekiyor. Bana söyleme, kendine bak. Öldürmek istemiyoruz. Teslim olun, konuşalım. Bunların anladıkları dilden konuşacağız.
Bu adam da ölüyor Cahit. Ölemez Eylül. Ölmeyeceksin değil mi? Ölmek istemiyorum. Aferin gülüm. Sen bize lazımsın. Beni kurtarın. Size her şeyi anlatırım. Sen şimdi konuş. Ben senin torunlarını göreceğin bir hayat vaat ediyorum. Öldü. Daha ölme Devre. Hadi götürelim şunu. Mekan hazır. Seni bekliyoruz. Tamam. Beni burada bekle. Peki efendim. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Tanıştırayım. Cevat Bey, Yusuf Kuzuzade. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Buyurun oturun. Cevat Bey size yardımcı olacak Yusuf Bey. Teşekkür ederim Mete Bey. Nasıl yardımcı olabilirim Yusuf Bey? 46 numaralı posta kutusunu açmak istiyorum. Tabii. Buyurun. Aradığını buldun mu? Meseleyi çözmeme yardımcı olduğun için teşekkür ederim. İyi niyetini ispat ettim Mete Aymar. Artık dostum olduğuna inanıyorum. Sonunda bunu anlamana sevindim. Teşekkürler Cevat Bey. Rica ederim, ne demek? Zeynep Oğuz doğumu gerçekleştirdi. Bebekler değiştirildi. Yusuf, kayıtlara Yusuf Kuzuzade olarak geçirildi. Bugün Fehmi ile birlikte muayenehaneye geldiler. Çok sağlıklı bir çocuk. Kardeşi ve babasıyla olan iletişimi çok iyi. Fehmi onlara çok özen gösteriyor. Bugün Yusuf'un Londra'daki okulunda ilk kez dersine girdim. Çok idealist bir genç. Dün gece kütüphanede sabahladık. Yusuf'la artık daha yakınız.
Yusuf'u Londra'daki konsolosluğa götürdüm. Aslan Akbey de oradaydı. Kendini açık etmeden Yusuf'u izledim. Yusuf yarın akşam Kenan'la 16. yaş günlerini kutlamak için İstanbul'a dönecek. Vahap Kuzuzade'nin yakın zamanda İngiliz tarafıyla yaşadığı krizi biliyoruz. Gece için önlem almak gerekebilir. Londra. Yusuf evime geldi. Ailesiyle ilgili konuştuk. Kafası çok karışık. Bu sabah Londra'dan İstanbul'a geçti. Havaalanında Azra ile buluştu. Londra. Gece buluştuk. Bana ülkesi için yapmak istediklerini anlattı. Vatan sevgisi gözlerinden okunabiliyor. Giderek gerçek babasına benziyor. Raskolnikov'u ne kadar bekleyecek? Pekala. Bunu seçiyorum. Yine siz kaybettiniz. Vitaminin olduğu şırıngayı buldum. Ben doğuştan şanslıyım. Sevkiyat noktası burası mı? Bize gelen koordinatlar burayı gösteriyor. Siz şuradan yolun altına kadar ilerleyeceksiniz. Kimseyle çatışmaya girmeyin. Siz de benimle buradan geleceksiniz. İleri gitmeyeceğiz. Bizimkiler.
Sen kimsin? Silahlarınızı atın. Yoksa arkadaşlarınız ölür. Silahlarınızı atın hemen. Ben Dark River Team komutanıyım. Şu andan itibaren talimatlarıma uymazsanız ateş emri vereceğim. Artık Dark River esirlerisiniz. Silahlarını alın. Gel. Ne oldu? Abi adam ölmeden önce konuştu. Malı götürdükleri yeri öğrendik. Ne kadar da güzel. Ay. Şimdi bunlar benim mi? Dilediğin gibi çalışabilirsin Zerko. İznin olursa şahsi kullanımını denetleyeceğiz. Tedavinin aksamasını istemeyiz değil mi Zerko? Tabii tabii. Ne zaman çalışmaya başlayabilirim? Hemen şimdi.
Durun dedim size. Uyuşturucu deposu değil Cahit. Nereye düştük biz abi?